Tüm oyun seyirleri Gaming kanalından merhaba. Geriye dönüp baktığımızda muhtemelen geçtiğimiz 2024 yılını batıdan gelen 3A oyunların çöküş yılı olarak hatırlayacağız. Ancak yıl bitmeden son dakikada bir oyun geldi ki bir miktar batılı firmaları kurtardı diyebiliriz. Bahsettiğim oyun ise Indiana Jones and the Great Circle. Microsoft ve Bethesda'nın dağıtımını yaptığı ve İsveçli Machine Games tarafından geliştirilen Great Circle 2 gün önce çıktı ve şu an Metacritic'te 87 gibi yüksek bir puan ile kendine yılın en iyileri arasında yer bulmuş durumda. Peki bu puanı gerçekten hak ediyor mu? Ve övüldüğü kadar iyi mi oyun? İşte bu soruların cevabını bu videoda sizlerle beraber arayacağız. Her zaman olduğu gibi oyunu artıları ve eksileriyle masaya yatıracağım ve olabildiğince tarafsız gözle bakmaya çalışacağım. Umarım izlediğiniz hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim diyerek videomuza geçelim. <laughs> Nazi idiots, they missed this. The Queen Mother's Hidden Chamber. Videomuza öncelikle bunun tam bir inceleme videosu olmadığını belirterek başlamak istiyorum. Bunun sebebi ise oyunu Game Pass'ten oynuyor olmam. Ne demek bu? Yani ön sipariş vermedim. Ve birçok kişi gibi ben de pazartesi sabahı oynamaya başladım ama başladığımdan itibaren de sadece bu oyunu oynuyorum. Bir hayli ilerlemiş durumdayım açıkçası şu an bu videoyu çekerken. Yine de sonuna ulaşmama daha var. E, o nedenle bu videoda hikaye ve karakterler ve daha nasıl ilerlediğiyle ilgili fazla bilgi vermeyeceğim. Daha çok oynanış ve teknik konular üzerinde odaklanmayı planlıyorum e, ve bununla ilgili de yeteri kadar bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum oynadığım kısımdan. E, oyunu tamamladıktan sonra e, belki detaylı inceleme çekerim ama pek tahmin etmiyorum çünkü e, görünen köy kılavuz istemiyor. Görünen köyden neyi kastediyorum? E, o da şu ana kadar gelen inceleme puanları hakikaten gerçeğe yansıttı. Indiana Jones and the Great Circle bence bu yılın batıdan çıkan en iyi 3A oyunu. Bilmiyorum herhangi bir oyun atlıyor ama şöyle bir düşündüğüm zaman hep bu yılki iyi uçağı oyunları oyunlar hep doğudan çıktı. Japonya, Çin vesaire yani o tip ülkelerden daha çok çıktığını gördük. Bu arada tabii oyun kusursuz değil. Elbette kusurları var. Ancak o kadar eğlenceli ve güzel bir atmosfer bize sunuyor ki bu kusurları bir miktar görmemezlikten geliyoruz ya da gülüp geçiyoruz diyeyim. Şimdi bunları yavaş yavaş açalım. İncelemeye öncelikle performans ve grafikler ile başlamak istiyorum. Şimdi yüksek PC donanım gereksinimleri olduğunu geçtiğimiz haber videosunda değinmiştim ve eleştirmiştik biraz oyunu. Niye bu kadar yüksek donanımda çıkıyor PC için? Ve kaç kişi oynayabilecek acaba bu oyunu diye endişelerimiz vardı. Ve hakikaten de bazı düşük makineler dışarıda kalmış durumda. Bu şeyde donanımı incelediğimiz zaman burada en önemli kriterin VRAM yani grafik kartının hafızası olduğunu gördük. Ancak bir yandan da oyunun grafikleri bir hayli iddialı hakikaten. Yani siz en düşük kalite ayarlarda oynasanız bile yine hayran kalıyorsunuz oyunun grafiklerine. Baya yani çıtayı yüksek tutmuşlar grafikte. Bu yüksek kaliteyi peki nasıl sağlamış Machine Games? Kullandıkları oyun motoru bir kere Unreal Engine 5 değil son zamanlarda birçok oyun firması oraya dönmüştür durumda biliyorsunuz ve çeşitli sıkıntılarla hep bu oyunlar çıktı. Burada Machine Games it firmasının motorunu kullanıyor. Hatta sürüm olarak şöyle bir bakarsak it tek 7 diye geçiyor bu motorun ismi. Görünüşe göre bayağı iyi çalışan bir motormuş bu. Teknik konularda uzman değilim ama sonuçta bu incelemeyi çekmeden önce araştırma yapın. Özellikle Digital Foundry süper bir kaynak. Bilgi edinmek için siz de muhakkak inceleyin. Yani bu Indiana Jones için hem PC hem Xbox için video çektiler. Gayet bilgi verici. Görünüşe göre burada donanım ray tracing'i kullanılıyor. Yani ray tracing'i kapatma gibi bir seçeneğiniz yok. O yüzden grafikler bu kadar yüksek ve bununla beraber işte bir takım normalde mesela minimum gereksinim olarak verilen bazı kart modelleri var. Onların bir miktar üzerine çıkmış durumda. Ancak az önce dediğim gibi bunun karşılığında çok yüksek kaliteli grafikler ile oynuyorsunuz. Ee, burada tabi bir de şey var. Full Ray Tracing diye bir seçenek koymuşlar. Yani bu hani tavsiye edilenin ötesine geçen bir mod. Yani şey abartacaksınız, kaliteyi üst düzeye taşıyacaksınız. Burada da Path Ray Tracing diye geçen bir e, yazılımı kullanıyor. İşte bu Path Ray Tracing olayında benim anladığım kadarıyla eğer grafik kartınızın hafızası VRAM'i 24 GB'ın altındaysa zorlanıyorsunuz. Bu çok yüksek bir değer hakikaten. Ben 4070 Ti kart kullanıyorum. 16 GB. Şu ana kadar her oyunu maksimum şeyde ayarda oynadım. Hiçbir oyunda bir yavaşlama falan çekmemiştim. Ta ki bu oyuna kadar. Burada işte Ray Tracing'i açtığım zaman orta ayarda bile çok ciddi yavaşlıyor. 15'lere falan düşüyor FPS. Hatta daha da yükseltirseniz 7 FPS'lere falan düşmekte özellikle kapatmanız lazım bunu. Ha tabii yüksek grafik kartınız varsa 24 GB hafızası olan tabii ki kurtaracaktır. O zaman da e, size çok güzel bir deneyim yansıtacaktır. Burada tabii Gönül isterdi ki e, ne bileyim ben mesela FPS değerleri biraz düşün Çünkü şu an oynadığım ayarlar benim. E, burada işte şey kalite ayarları var. Supreme dediğimiz en yüksek grafik kalitede e, oynuyorum. Ancak Ray Tracing'i kapatarak bunun karşısında mesela hep yüzlerin üstünde FPS ama sabit olsun diye ben kendim 90'a sabitledim. Bu şekilde güzel bir deneyim yaşatıyor oyun bana şu an için. Ee, i̇sterseniz tabii kaliteden ödün verip full ray tracing'i çalıştırıyor olabilirsiniz. Ee, ancak değmiyor. Yani kaplama kalitesini yüksek tutup ray tracing açmamanız açıkçası daha ideal bir senaryo. Ekibimizden benle beraber Serdar da oynuyor. Onda da 4070 kart var. Ee, o da aynı şekilde ray tracing'i kapa kapatarak rahat bir şekilde oynuyor. Ee, onda da hep FPS değerleri yüzün üzerine rahat çıkmakta. Ee, i̇lginç bir durumla karşı karşıyayız özetle. Eğer 4900 4090 grafik kartlarına sahipseniz belki de ilk defa e, ayrıcalıklı hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü e, o kartlarda rahat çalışıyor. <laughs> Şu ana kadar hani ben bir eksiğini çekmemiştim. Dediğim gibi ta ki bu zamana kadarmış. Yani bu arkadaşlarımız bu parayı vermenin hakkını e, çıkartacaklar. Şöyle bir gönül rahatlıkla bu oyunu oynayacaklar ama bilmiyorum Türkiye'de kaç kişi de 4090 grafik kartı var. Gelelim Xbox'a. Ben Xbox sahibi değilim, yani ancak tabii araştırma yaptım nasıl çalışıyormuş diye. Xbox'ta sürpriz bir şekilde hem Series S hem de Series X'te 60 FPS rahat şekilde yakalanıyormuş. Demek ki firma adam gibi optimizasyonu yaparak çıkartmış Xbox konsollar için. Xbox konsollarda bu arada bu full ray tracing falan söz konusu değil. Ancak işte mesela yani Series S'te şeyi 60 FPS oynayabilmeniz için tabii ki Kaliteden ödün veriyorsunuz ama yine bakıyorsunuz yine gayet güzel. Hani ne bileyim ben işte yaprakların gölgeleri, ışıklar falan hani diğer e, grafik kartları kadar güzel değil. E, tabii her iki X, e, Xbox'ta da e, PC kadar iyi grafik yakalayamıyorsunuz ama oldukça yakın. Ve burada ilginç bir şey var. Mesela Microsoft'un şu ana kadar onlar için eksklusif çıkaran oyunlarında 30'da çalıştırıyorlar. Hatta Şubat ayında Evout çıkacak. Evout net bir şekilde açıkladı 30 FPS'de oynatabiliyoruz Xbox'ta. Neden? Çünkü Unreal 5 kullanıyor. Demek ki burada e, bu e, Ittek tech motoru e, görevini güzel şekilde gerçekleştiriyor. Burada grafiklerin iyi olduğunu söylemiştim. İyi ile neyi kastediyoruz? Fotorealistik e, stili seçmişler. Yani gördüğünüz her şey sanki gerçek dünyadaymış gibi. E, atmosfer gayet gerçekçi. Hem mekanlar gerçekçi. Bitki örtüsü gayet detaylı yüzler, yüz animasyonları son derece başarılı açıkçası. En iyisi değil ama hani en iyi, yakın, daha iyi oyunlar da gördüm hani yüz mimiklerini. Yani benim karakterlerin hareketleri falan da olabildiğince gerçekçi. Hatta yani karakterimiz Indiana Jones çok genç bir karakter olmadığı için hani atlama zıplamalarda bile hani çok çevik olmadığını örneğin Uncharted'daki Nathan Drake gibi maymun gibi oradan oraya zıplamadığını görüyoruz. Elbette bu aksiyon oyunu sinematik sahnelerimiz bol. Ancak hani onlar bile nispeten daha makul, daha gerçekçi, daha yere yakın bir tasarım tercih etmişler. Ve grafiklerde bunu gayet güzel yansıtıyor. Son derece detaylı, özenerek, bezenerek, sevgiyle hazırlanmış. Ve aynı zamanda da Indiana Jones dünyasını çok iyi çalışmışlar. Ödevlerini çok iyi yapmış Machine Games. Atmosferi çok iyi yansıtmışlar. Ve aynı zamanda işte grafik kalitesinde detayları da son derece yüksek tutmuşlar. Bunun dışında arayüz ve diğer seçenekler falan filan da gayet özenerek bezenerek hazırlanmış. Ancak bir yandan da tabii bu bir oyun simülasyon değil. O nedenle gerçekçi olmayan birçok kısım da var. Yani oyun olduğunu hatırlatıyor. Yani en basitinden günümüzün gerektirdiği bazı kolaylıklar eklenmiş oyuna. Ancak çok fazla da elinizden tutmuyor. En basit bir örnek mesela şehirler arasında ani hızlı seyahat yapabiliyorsunuz. O oyun mesela onu size serbest bırakmış ki geri dönüp toplanabilirler, yan görevleri falan yapın şeklinde. Ee, orada tabii biraz immersion yani gerçekçilikten bozuluyorsunuz çünkü mesela bir tane şeyin içindeyken ee, bir tane mezarın kendinizi ışınlayabiliyorsunuz. Mesela Mısır'dan Vatikan'a gidebiliyorsunuz bir anda. Yani bu tip şeyler var sonuçta. Atmosfer demişken atmosfere elbette müzik ve sesin de büyük katkısı var. Müzikler ee, malum Indiana Jones filmlerinin ve Star Wars filmlerinin Efsanevi bestecisi John Williams. Ee, John Williams'ı burada tabii kullanma şansları yok ama olabildiğince başarılı şekilde taklidini yapmışlar. Yani müzikler mimik, mimikliyor öyle diyeyim yani. Ee, elbette orijinal şeyler var ama hep böyle andırıyor John Williams'ın tarzını. Tabii bir yandan Indiana Jones'un klasik teması da kullanıyor. Sonuçta Lucas Films'le beraber hazırlandı. Daha doğrusu onun danışmanlığında bu oyun hazırlandı. Ee, kullanma hakları da var tabii bu müziklerin. Bir yandan da e, ses tasarımı da gayet iyi. E, özellikle ses ipuçları oyunda bir hayli yardımcı oluyor ve ses uç, ipuçları da Indiana Jones filminden alınmış şeklinde yani. Böyle bir yandan da bir ses mesela hani anlıyorsunuz kötü bir şey gidiyor ya da iyi bir şey olduğu zaman çalınan sesler var. E, ses efektlerinde özellikle yumruk dövüşlerinde bayağı bir kemik seslerini duyuyorsunuz oldukça tatmin edici olmuş bu kısımlarda. E, özetle atmosfer 10 numara oyunda. Yani Indiana Jones filminin içindeymişiz gibi. Biraz da hikayeye gelelim. Şimdi hikayede çok detaylara inmeyeceğim. Özellikle yani giriş kısmı ve ilk bölümden neler olduğunu size özetleyeceğim. Ancak öncelikle oyunun çık e zaman diliminden bahsetmem gerekiyor. Yıl olarak 1937 yılında geçiyor. Ve film şeyinde kronolojisinde Raiders of the Lost Ark ile la Last Crusade'in arasına giriyor. Yani e yani Kutsal Hazine Avcıları, yani Raiders of the Lost Ark ilk film, 1936 yılında geçiyor. Devamında bu e, Great Circle oyunu, ardından da işte bu babasıyla olduğu e, üçüncü film Last Crusade de 1938 yılında geçiyor. E, malum Harrison Ford'u <laughs> zamanını almak çok zor olur. Yani böyle bir oyun için zaten yaşlandı adamcağız, mocap giysisi falan giydirmek ayıp olur. Ve aynı zamanda çok pahalı olur onu kullanmak. Burada tabii Indiana Jones, Harrison Ford'a en yakın bildiğimiz bir aktör olan Troy Baker kullanmışlar. Troy Baker herhalde oyun dünyasında efsane seslendiren ve mocap sanatçısı. Troy Baker elinden geldiğince Harrison Ford'u taklit etmeyi başarmış. Nasıl beceriyor sesini bu kadar taklit etmeyi? Hakikaten hayret ediyor insan. Tamam hani benzetebilirsiniz konuşma tarzı şu bu ama ses tonu ve de benziyor. Yani daha, <laughs> bu da ayrı bir yetenek olsa gerek anladığım kadarıyla olabildiğince yakın öyle diyeyim. Sadece bu arada ses tonu değil genel anlamda yani hakikaten sanki Harrison Ford karşınızda o kadar başarılı bir iş çıkarmış Troy Baker. Ardından e, villain yani oyunun düşmanı baş kötü e, Emery Voss adlı bir e, Alman nazi e, arkeolog tamamen Indiana Jones'un zıttını oynuyor. Bunu da e, seslendirmesini Marius Gavrilis yapmış. Aa, bu da ünlü bir seslendirme ama tabii Troy kadar ünlü değil. Müthiş bir iş çıkarmış. Bir yandan çünkü internasyonal bir oyun bu ve bu arkadaşımız e, İtalyanca da biliyor zaten kendi dili Almanca. Bilmiyorum hani şeye baktım aktöre Yunan asıldı ama sanırım Amerikalı. Hakikaten biliyor mu? E, bana bayağı bir inandırıcı geldi. Eğer Almanca biliyorsanız not edin hani e, hani bu kötü konuşuyor diye. <laughs> Ama bana benim kulağım iyi geldi. Büyük ihtimalle birden fazla dil biliyor bu e, Marius. Çok çok güzel iş çıkarmış. Hani hakikaten e, ürkünç, e, kork kötü adam hissini gayet iyi bırakıyor. E, burada ana yan karakter diyeyim. E, Indiana Jones'la beraber gezinen Gina adlı bir e, kadın karakter var. Bu mesela biraz e, orta kalite. Seslendirmede herhangi bir sıkıntı yok ama karakter biraz hani klasik yani her Indiana Jones filminde kuvvetli kadın bir karakter vardır genelde böyle e, kafa kafaya ters giderler ama aralarında böyle bir sıcaklaşma olur. bir Hatta bazılarıyla hani flört yaşamıştır. Bu özellikle işte Marion karakterine benziyor. Bazı yerlerde yani bazı yerlerde falan diyorsunuz hani olmadı buraya şeklinde. E, Tony Todd ünlü aktörün de seslendirdiği bir karakter var. Hiç fazla detay vermek istemiyorum spoiler olmaması için o da çok başarılı. Hikaye de e, şu şekilde geçiyor. Bir kere öncelikle oyun, oyunun açılışı filmin fanlarını çok memnun edecek. Daha fazla bilgi vermeyeyim belki görmemişsinizdir çünkü. Ardından esas başlangıç Indiana Jones şeyde müzede pardon müze demişim çalıştı. Üniversitede uyanıyor. Çok çalışkan biri olduğu için herhalde gecelemiş. Burada üniversiteye ve aynı zamanda üniversitenin müze kısmı var. Bir hırsız giriyor ancak hırsız da gayet karizmatik bir tip. Indiana Jones durduramıyor bu hırsızı temiz bir sopayıyor ardından da hırsız buradaki değerli bir heykeli çalarak gidiyor ancak gerisinde bir şey bir tane madalyon bırakıyor bu madalyonun izinden nereye gittiğini bulup işte Vatikan'a gitmeye karar veriyor diyor ki işte yerime işte başka bir hoca baksın derslere falan keşke öyle bir dünya olsa ben de böyle bıraksam gitsem arada her neyse arkadaşımız Vatikan'a gidiyor hikayemiz oradan başlıyor ve tabii ki küresel boyuta ilerliyor. Vatikan'dan başka şehire, oradan başka şehire ve ülkeye. Toplamda yanlış saymıyorsam 8 ülkede geçiyor ama e, her ülkede geçirdiğin süre aynı değil. Öyle diyeyim. Yani bazıları daha geniş seviyeler, bazıları daha kısa e, giriş amaçlı falan öyle diyeyim. Özetle ama 8 tane farklı ülkeyi e, bu oyun sayesinde belli noktanı gezmiş oluyorsunuz. Burada özellikle ben Raiders of the Lost Ark ve Last Crusade filmlerini hani ton olarak çok benzettim. Bunun dışında da Fate of Atlantis diye bir oyun vardı 1992 yılında çıkan. Bu benim en favori oyunlarımdan bir tanesidir. Üniversite yıllarımda oynamıştım. İşte bu point and click dediğimiz macera türüne giriyor. Doğru dürüst böyle internetten yardım alamadınız. Genelde böyle arkadaşlarla bir araya gelip kafa patlattığımız oyunlardı bunlar. Şimdi gelelim oynanış kısmına. Oynanış kısmını belli bölümlere ayırdım ama önce ana tasarımla ilgili konuşmak istiyorum. Oyunun türü hikaye odaklı, üçüncü gözden macera aksiyon. Macera aksiyon dediğimiz zaman biraz Joker gibi çünkü her türe sokabiliyorsunuz böyle tam tarif edemediğiniz bu tarz oyunlara. Macera aksiyon diyorlar, geçiyorlar. Biz de öyle diyelim madem. Burada oyunun süresi eğer en kolay seçenek ve bulmacaları da hiç düşünmeden çözdüğünüzü düşünürseniz 12 saatte tamamlanma şansı var. Yani burada sadece ana görev yapacaksınız, hiçbir yan görev yapmayacaksınız. Böyle bir ihtimal var. Ancak oyunun hakkı ortalaması 20-25 saat. Bu da yine ana görevleri yaparak. Yan aktiviteleri eklerseniz 30 saatin üzerine çıkacaktır oyun. Rehber kullanmadan %100 yapmaya çalışırsanız da muhtemelen 40-50 saat civarı sürer diye düşünüyorum. Ve bu oyunda sanki %100 yapmaya değer gibi gözüküyor. Birazdan bahsedeceğim. Az önce söylediğim gibi hikaye sizi ülkeden ülkeye gezdiriyor. Ee, burada işte bazı bölgeler daha kısa birbirinden ama uzun olan bölgeler yani geniş alana yayılmış olan bölgeler ayrı birer açık dünya. Bu aktivitelerinde genelde araştırma ve bulmaca çözme ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Bana hiçbiri Angarya gibi gelmedi ama çok bulmaca çözmekten hoşlanmıyorsanız keyif almayabilirsiniz. O nedenle yüzde yüze gitmeyin bence. Bu tabii açık dünyalarda malum ana görevler var. Ana görevler Nispeten daha sinematik deneyim sunuyor. Özel tasarlanmış bir sürü sahne var. Ee, ve birçok kişinin de bu oyunu oynama nedeni şüphesiz. Ee, burada tabi bu e, ana görevlerin geçtiği mekanları daha sonra geri dönebiliyorsunuz. Gerek yan görevlerle gerek toplanabilir kısmında. Ee, i̇sterseniz sadece ana görevleri yapabilirsiniz. Az önce saydığım gibi ama bence e, ana yan görevleri de yapmakta yarar var. Ve hepsini yapmakta yarar var ama istediğiniz sırada yapmayabilirsiniz. Çünkü dönebiliyorsunuz buralara. Yani başka bir ülkeye gitseniz bile geri dönebiliyorsunuz videonun başında söylediğim gibi. E, bu yan görevlerin hepsi ayrı sinematiği ver ve çoğu da ana hikayeyi destekliyor ve kuvvetlendiriyor bence. E, ve bazıları da bölgesel oradaki sorunları işliyor. Yani bu görevlerin bir kısmını görevle ana görevle paralel yaparsanız eminim çok daha zengin bir deneyim sunacaktır size. Zamanınız bolsa hatta bence yan görevleri tamamlayarak bir sonraki e, seviyeye geçin. Toplanabilirler için daha sonra dönersiniz ki zaten bazı edindiğiniz özellikler sayesinde ...bazı yerlere gitmek daha kolaylaşıyor. Onu da söyleyeyim. Burada harita ve günlüğünüz... E, ...oyunun hikayesinin doğal işlemine entegre edilmiş. Gerek veriliş tarzı gerek kullanış tarzı. Mesela haritayı açıyorsunuz. Yani şöyle e, kafanızı böyle kaldırmanız gerekiyor. Hani kumandayla o şekilde bakıyor. Ardından hani sayfa çevirme tuşuna basarak mesela şeyinize günlüğe geçiyor. Orada mesela bir takım fotoğrafları, notları falan iliş, iliştirmiş böyle ataçlarla falan. Çok güzel otantik bir e, deneyim sunmuşlar. Yani harita böyle klasik şak 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 her şeyi işaretlemeye üzerinde otomatik olarak. Ee, yine tabii günümüzün e, oyunlarının gereği bir miktar yardımcı olan e, işaretlemeler var. Örneğin ilgili kitabı aldığın zaman o kitap mesela görevi seçtiğin zaman işte e, toplanabilirlerin tahmini yerlerini falan size gösteriyor. Öyle bir takım yardımlar var. Ama mesela harita üzerinden e, hızlı seyahat söz konusu değil. Oyun içinde e, belli bir yere gittikten sonra daha sonra mesela oranın işaretine gidip oradan seçmeniz falan gerek. Yani ...keyfiye kadar böyle seyahat edemiyorsunuz. Biraz Dragon's Dogma 2, biraz Stalker'a benziyor e, hızlı seyahat kısmı. E, Veilguard kadar elinden tutmasa da e, yine de biraz elinden tutma var. Mesela sarı boya yerine başka e, tonlar kullanmışlar. Oralarda mesela oraya zıplayıp tutunacağını tahmin ediyorsunuz ama... ...çaktırmadan yapmışlar öyle değil Yani gözünüze sokmuyor. Bu özellikler bu arada erişilebilirlik ayarlarından kısılıp arttırılabiliyor. Yani yetersiz bulursanız size çok daha fazla yardım edebilecek oyun. Erişilebilirlik kısmı biliyorsunuz e, 3A oyunlarda özellikle kuvvetli oluyor. Burada da gayet kuvvetli. Oynanış olarak da ben oyunu hem klavyeden e, hem de kumanda ile PC'den oynadım. Her ikisi de gayet keyifliydi. Ayrı ayrı e, hoşuma gitti. E, kumandadan oynarken e, PlayStation 5 kumandasıyla eğer oynarsanız bu yani ortadaki tuşa bastığınızda harita açılıyor. Daha böyle e, güzel bir deneyim oluşturuyor açıkçası. Ama tabi Xbox kumandasının da yeri ayrı. Bunları da böyle dipnot olarak düşelim bu sefer. Oynayışın tabi e, temel kısımlarından bir tanesi savaş, kombat e, kısmı ama burada savaş ve gizlilik diyelim. Çünkü gizlilik çok önemli yere sahip. Savaşı da hatta yakın dövüş desek daha iyi. Neden böyle diyorum? Şimdi oyun öncelikle e, eğer Uncharted gibi bir şey bekliyorsanız pek öyle değil oyun. Daha çok Dishonored ve hatta bir tane Ridic oyunu vardı Escape from Butcher Bay'de ona benziyor oyun. O şekilde tasarlanmış. Ee, ancak Dishonored kadar da çok iyi değil gizlilik kısımları. Açıkçası işte oyunun en büyük zayıf noktası bu. Gizlilik e, oynanış kısmı oyunun en vasat yanı. Burada özellikle yapay zeka çok kötü. Ee, mantık dışı çalışıyor öyle diyeyim. Yani mesela hani ne bileyim adamın iki adım dibinde indiriyorsunuz yere. Hiç duymuyor etmiyor. Herkesin bir e, duyma sorunu var ya da Görüş alanları çok kısıtlı. Böyle yanından gö gözünün dibinden geçiyorsunuz görmüyor. Ama en azından istikrarsız değil öyle diyeyim. Yani herkes hani e, salaklık içerisinde ya da. Normalde mesela e, dövüş sırasında ortalığın ayağa kalkması lazım. Eğer silah kullanmıyorsanız az ötedekiler duymuyor sizin bu dangur dungur çarpışmanızı. E, bir tek bir düdük çalan hani özel askerler var. Hani onları bir an önce indirmeniz lazım ki düdük çalıp ortalığı ayağa kaldırmasınlar. birçoğu hatta silahına başvurmaktansa... Yumruk yumruğa dövüşmeye tercih ediyorlar. Bu arada hani bu mantık dışı dediğim kısımlar mantıklı olursa oyun çok zorlaşır bence. Ya yani çünkü yeteri kadar gizliğe yardımcı olacak elinizde araç alet bulunmuyor. Yani e, düşmanların görüş mesafelerini net olarak göremiyorsunuz. Yani gizli olup olmadığınızı tam anlamanız mümkün değil. Size yardımcı olacak ne bileyim işte bir Metal Gear Solid ya da Splinter Cell gibi şeyler bulunmuyor özetle. O sebeple belki bunu böyle yapmış olabilirler. Ve mesela şeyde böyle gizlilikle yaklaşıp arkasına mesela tek hamleyle indirilen takedown dediğim hamlelerinde bence animasyonu pek iyi olmamış. E, bunda mesela biraz daha yaratıcı olabilirdi geliştiriciler. Ateşli silah kullanmak bildiğiniz intihar oyunda. E, şu ana kadar hemen hemen hiç kullanmadım desem yanlış olmaz. E, burada yani ateş ettiğiniz zaman alanda ne kim varsa koşturuyor. Ya, neyse ki ama düşman spawn etmiyor. Yani onu herkes öldürürseniz rahatlıyorsunuz. Rahat bir soluk alıyorsunuz. Tekrar geldiğiniz zaman ama tekrar insanlarla doluyor mekanlar. Ee, susturuculu silah malum bulunmuyor. Sonuçta 1937 sanırım herhalde o tip teknoloji var mıydı yok muydu? Belki vardır ama bizde yok öyle diyeyim. Ee, bir de düşmanların düşürdüğü silahlar var. Bunları da yerden alıp kullanabiliyorsunuz. Bunlar daha kuvvetli tüfekler. Ee, o yüzden de envanterine koyamıyor. Mermisi bitene kadar kullanıp atıyorsunuz hatta atmıyorsunuz şeye dönüştürüyorsunuz. Yakın dövüş silahına o şekilde dipçiyle falan vurmaya çalışıyorsunuz. Gayet de etkili, birçok kez daha etkili. Çünkü oyunun tasarımı gereği herkes üzerinize çullanıyor. Yani o kadar hani yakın dövüş ki yani mesela tabancanıza bir tane kurşun sıksanız, ikinciyi doldurana kadar dibinizde bitiyor zaten karakter. O nedenle yumruk yumruğa dövüşmek, arada kamçıyla da e, dövüşmek çok daha pratik. Ben çok kez onu tercih ettim ve Indiana Jones bayağı iyi bir dövüşçüymüş görünüşe göre. Çünkü herkesi dangur gur indiriyor. Elbette yani şey yani upgrade'lerin de etkisi var bunda yani uygun upgrade'ler alırsanız yani vuruş gücünüz ne bileyim sağlığınız şudur budur bunlar geliştikçe tabi bu yakın dövüşte baya bir avantaj size getiriyor. Kamçı demişken kamçıyı düşündüğüm kadar dövüşte ben sık kullanmadım birçok kez unuttum çünkü oyunun biraz kolay olmasıyla bağlantılı. Daha zor bir zorlukta oynuyorsanız ee, belki o zaman daha stratejik kamçıyı da araya sokabilirsiniz dövüş sırasında ama Dediğim gibi düşman bir anda çok yakın yanınıza geldiği zaman Dibinizdeyken kamçıyı sallayamıyorsunuz pratik olmuyor zaten Özetle yani bu bir yakın dövüş oyunu ee, Ancak burada da elinize gelen her eşyayı alıp silah olarak kullanabiliyorsunuz Hani mesela ne bileyim bilgisayarın yanında aldığınız mouse'u mesela adamın kafasına atabilirsiniz ee, Ne bileyim bardak buldunuz onu fırlat Süpürge buldunuz onunla vur cisimler de kırılıyor burada. Onların da güzel. Ve eline her aldığınız objenin de detayı, ışıklandırması var. hepsini de müthiş yapmışlar. Onu da belirtmem lazım. Bu hakikaten büyük keyif veriyor. Yani savaş hani kötü dedim ama bir yandan da böyle eğlenceli kısım fazlasıyla var. Upgrade sistemi demiştim. Upgrade sisteminden de biraz bahsedelim. Upgrade sistemi özellikle araştırmayı seven oyuncuları ödüllendiriyor. Çünkü araştırma yaptığınız zaman macera puanı topluyorsunuz. İşte bu macera puanları ile bu upgrade'leri yapmanızı sağlayan kitaplar satın alıyorsunuz. Yani birbiriyle bağlantılı. Sadece ben ana görevi yapayım, dövüş yaparak ilerleyeyim. Mümkün değil. Biraz araştırma, bir şeyleri toplama bulma ve fotoğraf çekmeniz lazım. Fotoğraf makinesi de çok faydalı oyunda. Çok az ilerledikten sonra açılıyor oyunda. Tabi burada realistik değil. Banyo etmeye şansı yok. Yani sanki sonsuz polaroid makinesi gibi eskiden öyle bir makine vardı. Şak diye çektiğiniz zaman çıkardı. Hala bilmiyorum kullananlar var mı. Ona benzer bir sistemde Bol bol fotoğraf çekiyorsunuz. Onları da işte e, otomatik olarak sizin günlüğe ekliyor. Bazı durumlarda hatta fotoğraflara çıkıp e, üzerinde inceleme de yapabiliyorsunuz e, oyunun bir parçası olarak. Ama özetle yani birçok kez fotoğraflar size macera puanı kazandırıyor. Bazen de ipucunu fotoğraf çektikten sonra Indiana Jones bize söylüyor. O şekilde bir sistem yapmışlar. Oyunda bulmacalar çok başarılı bence. Ne sizi salak yerine koyacak kadar kolay ne de böyle dışarıdan kaynak bakmanıza gerektirecek kadar can sıkıcı. Birçok kez yani bence benim tavsiyem sabredip kendiniz çözmeye çalışmanız tatmin oluyorsunuz en azından. Bak ne güzel tasarlamışlar ben de ne güzel çözüm. İyi hissediyorsunuz öyle diyeyim. Ve zaten çözümler genelde aynı mekanın içinde bulunuyor. Siz yani oradaki bulmaca çözmek için ta bilmem neredeki yere gidip bilgi falan öğrenmenize pek gerek kalmıyor. O sebeple çok fazla zaman harcamıyorsunuz bir süre sonra ortaya çıkıyor. Birçok bulmaca da zaten şifre falan bulmayla bağlantılı. Ana görev bulmacaları ise bayağı farklı aslına bakarsanız. Tamamen sanki filmdeymişsiniz hissini veriyor. Özellikle mesela Vatikan'daki ana görev bulmacaları sanki ben Last Crusade filmindeymişim gibi hissettirdi bana. Platforming kısımları atlama, zıplama, tırmanma gibi kısımlarda özellikle kamçı devreye giriyor. O nedenle nereye gideceğim bulamıyorsanız kafanızı kaldırın. Birçok kez tepede bir kirişi mesela gösteriyor. Oraya kamçı atıp kendinizi yukarı çekmek ya da mesela karşıya git gel yaparak atlamanız gerekiyor. Bunun dışında da tırmanma kısımları falan var ama Uncharted'daki kadar ileri boyutta değil öyle diyeyim. Özetle bu bir tam macera oyunu. İçine aksiyon da katmışlar, sinematikleri de katmışlar, cilayı da katmışlar. Ortaya gayet güzel bir ürün çıkmış. Ve açıkçası birçok oyuncunun uzun süredir Microsoft'tan beklediği hikaye odaklı 3A cilalı bir Game Pass oyunu. Ki zaten oyunun en büyük albümlerinden bir tanesi de Game Pass'te ilk günden bedava verilmiş olması. Ve işin ilginci sanki bu bir PlayStation eksklusif oyunu hissiyatını veriyor. Neden? Çünkü böyle cilalı, tek oyunculu güzel deneyimli oyunlar genelde PlayStation bize verdi. İşte bu oyunda bayağı bir onların ayarında. Yani bir Last of Us God of War cilasında değil elbette. Çünkü arada mesela bazı animasyonlarda falan ufak tefek şeyler görüyorsunuz ee, falsolar. Ama bayağı bir yakın. Bu oyunun satışları nasıl olacak tam bilemiyorum ama şu an Steam'de baktığımız zaman en çok satanların arasında dördüncü sırada ama mesela o kadar çok oynayan yok. Ee, ama tabii Microsoft dükkanında da bir hayli satmıştır ve birçok kişi Game Pass'ten oynadı. Ee, o nedenle tam da hani satış rakamlarının çok da önemi yok. Game Pass abonesi getirdiyse bir sürü Indiana Jones ki geçen ay Stalker vardı. Ondan önceki ay Black Ops 6 vardı. 3 aydır gayet sağlam gidiyor Game Pass görünüşe göre ve devam edecek. 2025'e de bu ıı, akıp gidecek. Ocak boş ama Şubat'tan itibaren gene güzel oyunlar sırayla gelecek görünüyor. neden bu satışlardan bahsettim? Bence kritik olarak da başarı sağladı ve bu olumlu konuşmalar oyunun satışlarını da arttıracaktır. O sebeple bence bunun devam oyunları da çekilir gibi geliyor. Yani bir Uncharted, Tomb Raider gibi bu Indiana Jones serisi devam edebilir. Yeter ki Troy Baker'ı ikna edin, Machine Games'i ikna edin. Eğer orada bir sıkıntı olmazsa Bunlar da geri dönüp tekrar çalışmak istiyorlarsa oyunun devamında e, önümüze yeni bir üçleme gelebilir diye düşünüyorum. Indiana Jones fanları olmayanlar sever mi? Çünkü bu oyunun tabii ki Indiana Jones fanlarına çok hitap ettiği ortada. Şöyle diyeyim hiçbir filmini izlememiş bile olsanız bence ortada gayet başarılı bir aksiyon macera oyunu var. E, eğer Game Pass hizmetine sahipseniz Banco bakın. E, kesinlikle yani indirmeye değer diye düşünüyorum. Game Pass'iniz yoksa satın almaya değer mi? Biraz belki o zaman indirim bekleyebilirsiniz. Her ne kadar e, lokalizasyona dikkat edilmiş olsa da. Ancak burada tabii ufak bir detayı söylemem lazım. Türkçe dil desteği yok. E, eğer sıfırsa İngilizceniz çok keyif alamazsınız öyle diyeyim. Çünkü konuşmaların önemi var ve birçok da yazı buluyorsunuz oyunda. Bunları da ben çoğunu okudum. Çünkü hikayeyle bağlantılı ve hakikaten anlamlı çoğu. Yani tabii ki yani hepsini her harfine kadar okumadım ama diğer oyunlara kıyasla bayağı bir ilgiyle notları takip ettim öyle diyeyim. İngilizceniz iyi ise e, gayet memnun kalacaksınız öyle diyeyim. Gayet güzel çünkü akıyor oyun. Indiana Jones fanları açısından değerlendirirsek öncelikle ben de bir Indiana Jones fanıyım. Her ne kadar e, fan şapkamı çıkararak bu şapkayı taktım. <laughs> Tabii ki fötür şapkam evde yok. Hani Indiana Jones gibi benzer. Aslında olsa takıp da bir inceleme yapsam belki daha ilginç olabilirdi. E, şöyle diyeyim. Ben yani George Lucas, Steven Spielberg gibi önemli yönetmenlerin filmleriyle büyüdüm. Harrison Ford'un canlandırdığı işte Han Solo ve Indiana Jones benim kahramanlarım açıkçası. Hayatımda büyük önemi var bu karakterlerin. Star Wars'un yeri elbette ayrı. Orada sadece tabii ki Han Solo yok bir sürü karakter bulunuyor. Ama Indiana Jones filmleri de herhalde izlediğim yani en eğlenceli filmlerdir. En güzel yanı da ailenizle beraber izlemeye uygun filmlerdi. ...beni yani babam tanıştırdı bu filmlerle. Şu an kendisi yani 70-80 arasında bir yaşta. Hala sorsam mesela en sevdiğim filmler nedir diye... ...içinde Indiana Jones filmlerini sayacağını düşünüyorum. Ben de her iki oğlumu büyütürken... ...üç filmi de mutlaka izlettim. Her ikisi de gayet seviyorlar Indiana Jones franchise'ını. Ancak burada ilk üç filmi kasıtlı olarak söyledim. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Şimdi şöyle diyeyim. Yani son film bir kere Dial of Destiny... Tamamen düpedüz, saçma bir film zaten. Keşke çekmeselerdi. Ondan bir kere 100 kat daha iyi bir oyun. Yani oyunla filmi karşılaştırmak ne kadar doğru ama... ...çok çok daha iyi yani. Hem konu hem hikaye verdiği tecrübe, deneyim çok güzel yani bu oyunun. Kingdom of Crystal Skull bir önceki filmde... ...Kate ile beraber çektikleri. Onu da açıkçası ben sinemada ilk izlediğimde eğlenmiştim. Ama tabii pek kalıcı olmadı bir süre sonra. Çünkü saçma yerler artık gözün batıyor... Ee, yani bu oyun tabi verdiği e, uzun oynama süresi ve açıkçası dizi gibi bir deneyim verdiği için tabii ki o filmden de bu oyun iyi. Ancak tabi ilk 3 filmin yeri ayrı, o nedenle onlarla karşılaştırmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu tabi bir e, ön inceleme idi, oyunu tam bitirmedim. Ancak yine de ben puan vermek istiyorum ee, çünkü çok değiştiğini zannetmiyorum puanımın bit bitti bittiğinde de. Eğer değişirse muhakkak bir ya ayrı bir videoda ya da başka bir yerde değinirim. Şu an için yani yanına yıldız koyalım vereceğim puanı. Ben bu oyuna 10 üzerinden 9 veriyorum. Gayet başarılı ve Aralık ayına damgasını vurmuş bir 3A tek oyunculu oyundur. Kutluyorum yani bu bir sürpriz oldu açıkçası. Herkesin beklentisinin üstüne çıktığını söyleyebilirim. Indiana Jones'un hakkını vererek sevgi dolu, saygı da dolu dövüldüğüm franchise'a ...gereksiz değişikliklere gitmeden... E, harika bir eser ortaya çıkarmışlar. Dediğim gibi kusursuz değil e, ancak kusurlarını affederek e, gayet eğlenceli zaman geçireceğiniz bir oyun sizleri bekliyor. Evet e, videomuz bu kadar. Bu e, incelemeyi genelde notlarım üzerinden yaptım. O, o nedenle biraz daha uzun sürüyor diğer incelemelere kıyasla. Umarım hoşunuza gitmiş ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Eğer kanalımıza ilk defa bu videoyla denk gelmişseniz de e, geçmiş videolarımızı bir inceleyin. E, oyun dünyasını takım olarak yakından takip ediyoruz ve her hafta cuma günü e, haber videoları e, koyuyorum. Onun dışında tabii ki oyun incelemeleri bulunuyor. Zaman bulduğum zaman rehber videoları da çekiyorum. E, rehber ihtiyacı, açıklama ihtiyacı olan oyunlara. Bunun dışında da temalı podcastler, ayda bir canlı podcastimiz, yeni çıkan oyunları tanıttığımız yine aylık videolarımız bulunuyor. Belli bir düzene girdi kanalımız ve giderek büyüyor. Umarım sizin de hoşunuza gider ve siz de abone olarak bir sonraki videoda aramızda görürüz diyerek videomuzu kapatalım. Hoşçakalın.